HaberAks TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Her salı günü olduğu gibi Futbol 55 programıyla ben Selçuk Kaya ve değerli yorumcu Murat Sandıkçı karşınızdayız. Yine her hafta olduğu gibi sahadan o yeşil zeminde hepimizi umutlandıran, futbolu oynayan iki isim konuğumuz sevgili Erkan Reşmen ve Özgür Bulak bugün stüdyolarımızda. Kendilerine de hoş geldin diyelim. Murat abi sen de hoş geldin. Bir program klasiği gibi başlayalım yine. Önce 14. haftanın sonuçlarını bir ekranlara getirelim. Evet, hepimizin hatırlayacağı gibi Yılport Samsunspor sahasında Hacettepe Spor'u 14. haftada 2-0 mağlup etti. Haftanın diğer sonuçlarında Ahmet Sportif Faaliyetler Gaziantep Spor deplasmanında 4-0 kazandı. Yılport Samsunspor'un bu haftaki rakibi Utaş Uşakspor Bayrampaşa deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Keçiören Gücü haftanın sürpriz sonuçlarından birisi. Lider Sarıyer'i 3-0 mağlup edip Sarıyer'i de liderlikten etti. Adana Demirspor sahasında Sancaktepe ile 1-1 berabere kaldı. İnegöl Gümüşhane maçı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Eyüpspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 4-3 mağlup ederken Kastamonuspor 1966 Manisa Spor'u 5-0. Yine Sakaryaspor'da deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u 5-2'li skorla mağlup etti. Haftayı da lider kapattı. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumuna da bakacak olursak 14. haftayı Sakaryaspor 32 puanla lider geçerken haftaya lider giren Sarıyer aldığı Keçiören Gücü yenilgisiyle 31 puanla ikinci sıraya geriledi. Yılport Samsunspor da tabii haftanın karlı takımlarından birisi oldu. Aldığı 2-0'lık Hacettepe galibiyetiyle puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Yine playoff'taki diğer takımlara bakarsak Keçiören Gücü 28 puanla, Kastamonuspor 1966'da 27 puanla haftayı kapatan takımlar oldu. Son sıralarda uzun süredir olduğu gibi yine değişiklik yok. Manisa, Gaziantep ve Ankara Demirspor ligde son 3 basamakta yer alıyor. Evet değerli izleyenler, bu haftayı mutlu bitirdik. Yılport Samsunspor'umuz haftayı Hacettepe galibiyetiyle kapattı. Az sonra maçın özetini izleyeceğiz. Maçın özetini izlemeden önce Murat Sandıkçı ile başlayalım. Nasıl bir maçı geride bıraktık Murat abi? Evet, aslında kağıt üzerinde kolay gibi gözüken bir maçtı ama futbol sahada oynanıyor. Zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmaydı. Hacettepe Gençler Birliği'nin altyapısı pilot takımı. En yaşlı oyuncuları 10 oyuncu var. Evet, en yaşlı oyuncuları 24 yaşında, genç bir takım ve bize karşı da biraz savunma ağırlıklı bir oyunu tercih etti teknik direktörleri. Beşli savunmayla karşımıza çıktılar. Bir hafta önce kendi sahasında 6 gol atmış. Bir hafta önce de 6 gol yemiş bir takım. Dolayısıyla pozisyon bulan ve gol atan bir rakibe karşı oynadık. Ve çok ciddi bir pozisyon vermeden de ikinci yarıda bulduğumuz gollerle karşılaşmayı 2-0 galip tamamladık. Dediğim gibi zor bir maçtı esasında. Bir de ne kadar kabul etmesek de oyuncularımızın üzerinde bir baskı var. Samsunspor almış olduğu iki mağlubiyette iç sahada aldı. Evet. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. İlk yarıda çok net pozisyonlar vardı. Direkten denen top, kaçırılan %100'lük pozisyonlar var. Offside gerekçesiyle verilmeyen bir gol var. Ki offside değil. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla offside değil. Birazdan yine bakarız. Zor bir karşılaşmaydı ama Samsunspor karşılaşmayı 2-0 gibi net bir skorla geçmesini bildi. Burada takımın kazanmasıyla birlikte haftalardır sürekli deneyen ama bir türlü topu 3 direğin arasında sokamayan Kubilay ve Erhan Şentürk'ün gol atması da ayrı bir hem takım için hem onlar için de bir motivasyon kaynağı oldu. Evet, tabii şunu hatırlatalım hemen değerli izleyenler. Siz de hem bizlere hem iki futbolcumuza Erkan ve Oğuz'a sorularınızı Twitter üzerinden Futbol55 hashtag ile ve Facebook üzerinden de Futbol55 sayfamıza mesaj göndererek ulaştırabilirsiniz. Hatta bir iki soru da gelmiş. Sorulardan önce biz maçla devam edelim. Sizlerden de kısa olarak nasıl bir maçı geride bıraktık bunları alalım. Oğuz, başlayalım seninle. Evet, bizim için yine zor bir maçtı. Evet. Ligin her maçı gibi.
Açıkçası biz de Hacettepe'den bu kadar defansif bir oyun beklemiyorduk. Beşli defansa çıktılar. Biz yine pozisyon yakaladık ama atamadık. İlerleyen dakikalarda biraz daha zorlandık yani açıkçası. Gol bulamadıkça onların da direnci de arttı. Evet. Sonunda güzel bir golle öne geçtik. Ardından Eren abinin de gol atması bizim için iyi oldu. Onu da kazanmış olduk. Onun golüyle de galibiyet geldi. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah devam gelir. İnşallah öyle olacak. Erkan, sen neler söylersin maçla ilgili? Abi ben öncelikle yani Sarıyer maçından başlamak istiyorum. Hani orada bir moral bozukluğu olmuştu bizde tüm takım üzerinde. Çünkü kötü bir beraberlik geldi yani. Orada ilk yarı onları biz olacaktık. Onun bir mutluluğunu yaşayacaktık ama takımın üstünde bir moral bozukluğu vardı. Hocalarımız iyi analiz yapmıştı Hacettepe'yi. Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Bizim ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Golü erken bulmamız gerektiğini biliyorduk. Ama bunu bulamadık. Bastırdık, kaçırdık, atamadık. Pozisyonlara girdik. Çok fazla pozisyon vermedik. Sabırla oynamaya devam ettik. Ve gol biraz geç geldi. Ama golden sonra da dağılacaklarını biliyorduk. 2'yi bulduk sonlara da olsa. Ondan önce de yakaladık. Pozisyonlarımız vardı. Ben bir tane kaçırdım, atamadım. Evet. Seninki golden önceydi. Aynen. Ama iyi oynadık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Ne olursa olsun bu ligde küçümsenecek bir takım yok. Herkes mücadele ediyor, çıkıyor. Evet. Elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. İnşallah bir serinin başlangıcı olur diye düşünüyorum. Evet değerli izleyenler, bizler kısa kısa maçı yorumladık. Şimdi de bir özet görüntülerimizi izleyelim. Biz 90 dakikayı 5,5-6 dakikaya falan sığdırdık. Görüntülerimizi izleyelim, maçın özetini, ardından yeniden karşınızda olacağız. İşaretleri aldı kalecilerden, işaretini aldı ve 90 dakikayı başlattı. Bizler her iki takıma sakatlıksız bir mücadele diledikten sonra Yılpor Samsunspor'a da nerede Enes İslam İlkin'e doğru Muhammed Beşir sektiriyor kafayla Enes İslam İlkin'in önüne doğru, bir hata olur mu olmadı ama dönen top Samsunspor'da kaldı. Bir şut dışarı çıkıyor. İlyas Kubilay Yavuz kalecinin de önde olduğunu görüp durdu. Zeki bir oyuncu tabii İlyas Kubilay Yavuz, kalecinin önde olduğunu gördü. Sol ayağını savunma arkasına doğru havalandırdı. Canberk Dilaver'e doğru seken top İlyas'ta kaldı. İlyas'tan şut direkten döndü. Dönen topta Berat'ta kalıyor. Hacettepe bu tehlikeyi bir şekilde savuşturmayı başardı. Şimdilik değerli izleyenler, Oğuz Gürbulak rakibinin üzerine gitti. İlyas'a bıraktı. İlyas'tan Enes İslam'a doğru. Enes İslam ilkin kontrol etmeyi başardı. İlyas'ın bindirmesi vardı. Ona değil, Oğuz'u tercih etti. Oğuz'dan Eren Kartal'a. Samsunspor bu anlarda baskıyı artırdı. Eren Kartal. Enes İslam'a bırakılan bir top. Enes İslam ilkin. Muhammed Beşir de boş düş. Şut. Savunmadan da sekiyor ve kaleci Burak için kontağı sonuçlandırsa da bunda başarılı olamadı. Top kaleci Burak'ın ellerinde eridi. Bu tür kilidi açmak için bu tür maçlarda önemli unsurlardan biridir uzaktan atıyor. Güzel bir hava, güzel bir zemin. Her şey futbol oynamaya müsait. Enes İslam ilkinin baskısı sonuç getirecek mi? Getiriyor. Enes İslam ilkin şimdi 2-2-1 pozisyon. Enes şutu denedi. Şut ve avut. Aslında müsait bir pozisyonda gibiydi. Kendisi denedi. Şutunu dağıttı. Top az farklı. Kafayla topu aşırmayı başardı. Şimdi o bölümde bir top kazanma mücadelesi. Serdar Can tehlikeli bir atak olabilir. Muhammed Ali Barutçu ceza sahası içerisine ortası Oğuz Gürbulak. Savunması da çabuk döndü geri. Orada şut imkanı vermedi rakibe. Seken topu İlpor Samsunsporlu oyuncuları uzaklaştırdı. İlyas'tan terse güzel bir pas. Bahattin Köse. Yanında Enes de boş. Bahattin rakibinin üzerine gitti. Şutunu da çıkarıyor kaleci Burak. Harika kurtardı. İyi uzandı ve topu kornere gönderdi. Ama orada İlyas Kubilay Yavuz'un boş alanı görüp orada tek topla çok iyi. Bahattin'i hücuma etkili ataklar var. Etkili final pasları atılsa iyi pozisyonlar var. Şimdi savunmanın arkasına gönderilen bir top. Bahattin Köse karşı karşıya şut, kaleci Burak. Dönen şut Bahattin, yine vurdu yine Burak. En net pozisyonumuz. Dakika 40 vardı. Bitiş düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Hamit Basık yardımcılarından da işareti aldı ve ikinci yarının başlama düdüğünü çaldı. Eren Kartal da oynuyor. Eren Kartal yeniden İlyas'a bırakmak istedi.
Orada bir anlaşmazlık. Açılan topu Oğuz'da kaldı. Oğuz Gürbulak havalandırıyor. Erkan Reşmen kontrol etti. Şutunu çıkarabilecek mi? Şutu Burak. Olacak iş değil. Karşı karşıya yüzlerini izliyoruz. Oğuz havalandırdı. Erkan iyi de kontrol etti topu. Fake'ini de güzel attı tabii gibi. O bölümde Fahrettin. Tabii bir yandan da gözüm. Bu arada sürpriz bir şut geldi. Nuri'den de seken top. Muhammed Ali Barutçu. Spor'un atağı devam edecek. Enes İslam İlkin kullandı. İlyas'a. İlyas ceza sahası içerisine girdi. Şut ve gol! Ve gol ve gol ve gol! İlyas Kubilay Yavuz sonunda şanssızlığını kırıyor. Dakikalar 60'tı değerli izleyenler. Şimdi İlyas Kubilay Yavuz attığı vücut çalımıyla önemli. Evet ve şanssız bir ismin gol atması da ayrı bir güzellik oldu. Topları direkten dönen topu aldı. Savunmada eksik yakalanıyorlar. İşte bahsettiğimiz pozisyonlar bunlardı. Enes İslam İlkin hemen Nuri Terliksiz oynuyor. 4'e 2, 4'e 3 bir atak. Terse doğru İlyas'a gönderildi. İlyas Canberk'in de bindirmesi var. İlyas Kubilay Yavuz topu aldı, kontrol etti. Enes oynadı. Enes kaleyle karşı karşıya, şut kaleci Burak. Bilseydik daha önce bu tür pozisyonları yakalayacak. Türkiye doğru seken top yeniden Samsun Spor'da kalıyor. Eren Şentürk'e gönderilen bir top. Eren şut kaleci Burak. Çok iyi düşün. İsmi tekrarını da izliyoruz pozisyonun. Müthiş ara pasını atan gollü bir hafta. Enes İslam İlkin yerden bırakıyor. Şut ve gol. Eren Kartal getirdi. Eren Şentürk attı. Hem Erhan'ın şanssızlığını kırması bu maç için 3 puandan çok da... Türk'ün golüyle 1-0 önde değerli izleyenler. İşte Enes İslam İlkin. İrfan Başar almış, düzelteyim. İrfan Başaran'ın asisti ve Erhan Şentürk'ün golü. Sanki offside gibiydi zaten. Offside. O da hareketlenmedi bilerek. Ve karşılaşmanın hakemi Hamit Basık 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor değerli izleyenler. Evet, Yılport Samsun Spor'un sahasında Hacettepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın özet görüntülerini izledik. Tabii offside pozisyonlarını almamış arkadaşlarımız. Hem Muhammed Beşir'in golünü de yine offside gerekçesiyle verilmeyen golünü diye düzeltelim de yanlış anlaşılmasın. O da yoktu özetlerde ama coşku vardı. Evet. İki gol vardı. En önemlisi az önce ufak bir vurgu yaptın ama abi herhalde İlyas ve Eren Şentürk'ün iki şanssız ismin bu maçta gol atmasıydı. Ben Oğuz ve Erkam'a döneceğim. Her iki golden sonra da takım halinde güzel bir kenetlenme vardı orada. Sanki bu iki oyuncuyu özel tebrik eder gibi o şanssızlıklarını kırmaları adına. Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Ya evet, onlar bizim için önemli oyuncular. Onların gol atması, biz kendimiz gol atmış kadar sevindik yani, hep birlikte evet, kenetlendik. Bütün takım da bunun bilincindeydi. Güzel oldu yani, bu hafta bizim için güzel geçti. Evet, Erkan? Maçtan önce biz Kubilay'a biraz bu konuda yüklenmiştik. Ne zamandır atmıyorsun falan, artık atmayacak mısın gol falan. Onun sevinci vardı. Erhan'da da güzel bir gol atması, o maç golden önceki paslaşmaların falan evet, şey olması. Yani tabii ki gol, onlar golü attı ama biz hep beraber 3 puan aldık. Hep beraber sevindik. Böyle de olması lazım zaten. Evet. Yani çok güzel bir duygu galibiyet. Gollerle geliyor da, bu da. O yüzden zaten kenetlendiğimiz zaman, hep beraber olduğumuz zaman bir şekilde başarılı oluyor yani. Evet, tabii sen de bu sezon bir anlamda ilki yaşadın. Niğde maçında golü atarak. Hazır herhalde arkadaşlarımız, onu da ekranlara getirsinler. Bunu ilerleyen anlarda soracaktım ama yeri gelmişken sonra nasıl bir duygu gol atmak? Herhalde ilk golündü. Evet. İshak da o gün programımıza konuk olduğu zaman maçtan önceki diyalogumuzu anlatmıştı. Hı. Önce bir golü de izleyelim. Güzel de bir vuru. Yani tam bir hücum oyuncusu gibi göğüs kontrolü, gelişine vuruş. Nasıl bir his gol atmak? Yani o heyecan, bize biraz anlatabilir misin bunu? Ya aslında inanılmaz bir şey gerçekten, hani böyle derler ama yaşadıktan sonra daha farklı bir şeymiş yani. Keşke daha önceden böyle şeyler yapsaymışım. Aynen. Geçen sene eşim hamileyken işte hep hayalini kuruyordum. Hani hep yapıyorlar ya, çocuk işte falan topu alıyorlar. Evet. O zaman nasip olmadı, şimdi kısmetmiş.
inanılmaz bir duygu gerçekten. En güzeli de hani 3 puanı oradan gelmesi daha da büyük mutluluk benim için. Evet Oğuz, senin de güzel bir golün vardı Bodrum deplasmanında. Tabii biz o golü izledik orada ama yayın yoktu maalesef. O da benim şansım. Senin şanssızlığın. Onu ekranlara getiremeyeceğiz maalesef. Tabii Hacettepe maçıyla devam etmek gerekirse Murat abi, ilginç bir durum vardı. Biz de tabii bunu yukarıda olduğumuz için rakamları alınca öğrendik. 17.900 bilet satılmış karşılaşmada ama statta 10.800 taraftar vardı. Yani bir 7.000'lik bir kayıp var. Neredeydi abi bu taraftarlar? Şimdi o bahsettiğiniz kombine sponsor biletleri ve localar falan sayılıyor mu orada? Onlarla birlikte 7.000. Bir de kimlik, TC kimlik numaralarıyla isimleri örtüşmeyen taraftarlar olmuş, vardı. Öğrenciler vardı. Evet. Onlar maalesef giremediler. Kayıp bu şekilde. Yani onun dışında 17 bin bilet satılmadı tabii ki. 17 bin kişinin içerisinde kombinesi olanlar, locası olanlar, sponsor tribünleri vesaire, bunlarla birlikte 17 bin o rakama oluşuyor. Tamam, onu düzeltmiş olduk. Tabii maçla ilgili, maçta güzel bir güne denk geldi. Bir önceki günü 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Maçın hakemi Hamit Basık da öğretmen olduğu için kendisini çiçekle kutlandı o günü. Yine 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle de Yılport Samsun sporlu oyuncular kadına şiddete dur de pankartıyla sahaya çıktılar. Yine onunla ilgili de güzel bir video vardı. Samsun Spor sosyal medya ekibinin hazırladığı ikinci bölümde onu da ekranlara getireceğiz. Murat abi, onun dışında maçla ilgili, Hacettepe maçıyla ilgili söylemek istediğin, konuşmak istediğin, parmak basmak istediğin bir nokta var mı? Şöyle, biraz önce Erkam da bahsetti. İnşallah bu galibiyet yeni bir serinin başlangıcı olur. Evet. Ligin ilk yarısının bitmesine 3 hafta kaldı. Hem de o seri bizi liderle yapacak. Dolayısıyla özellikle iç saha maçları zirve yarışında çok daha önemli. İçeride maç kaybetmemek gerekiyor. Bugün işte mücadele etti arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Alınan galibiyet gerçekten önemli. Hem takımın son haftalardaki o şanssızlığını, Sarıyer maçında da çok iyi bir oyun vardı, çok iyi bir mücadele vardı, kaçan pozisyonlar vardı, talihsiz bir dakikada yenilen bir gol, 3 puan alacakken 2 puanı bırakarak İstanbul'dan dönmüştük. Bir öncesinde de Keçiören mağlubiyeti vardı, hiç beklenmedik ve istemediğimiz bir sonuç. Dolayısıyla bu iki maçın ardından Hacettepe'nin karşılaşması çok önemliydi. Bu açıdan alınan galibiyet önemli. Geride önümüzdeki 3 haftayla ilgili de bir umut oldu, bir moral oldu. Hem takım açısından hem de İlyas ve Erhan Şentürk'ün attığı goller. Onların adına da umut verici. Bu serinin bir başlangıcı. İnşallah kalan 3 maçı da en iyi şekilde tamamlayıp ligin ilk yarısını lider olarak bitirip 2018'i tamamlamak istiyoruz. İnşallah da öyle olacak. Tabii teknik direktörümüz Sayın Taner Taşkın, bakalım maç sonrasında neler söylemiş. Biraz da onun yorumları üzerinden hareketle yorum yapacağız. Biz de önce hocamızı bir dinleyelim. Ardından yeniden karşınızda olacağız. Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Genç ve yetenekli bir gruba karşı oynayacaktık. Bir hafta evvel de Bayrampaşa'yı 6 atmışlardı, morallilerdi. Ama ben bu takımı 4 veya 5 sefer seyrettirdim. Hem içeride hem dışarıda. İlk defa bugün 5'li savunmayla tamamen 11 kişiyle savunma yaparken gördüm. Bunlar genelde coşkulu oynuyorlardı. Çok adamla hücuma çıkabilen, genelde hücum futbolunu tercih eden bir görüntüleri vardı bu zamana kadar. Ama bize karşı tamamen savunma oynayan, kompakt bir savunma yapan bir takım hüviyetindeydiler. Zannediyorum beraberliğe gelmişlerdi veya az gol yemeye gelmişlerdi. Çünkü bizim maçtan evvel aldığımız duyumlar da böyleydi. Biz ilk devre gerçekten çok üst düzey bir oyun oynadık. Sağdan, soldan, göbekten, her yerden pozisyonlar aradık. Çocuklar çok kovaladılar. Futbolun çok enteresan cilvesi vardır.
özellikle ilk devreler iyi oynarken gol bulamazsanız çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Ama arka tarafta da gene emniyetli bir oyunu tercih ettik. Silik de olsa rakibimiz ufak tefek ataklara da katıldı. Ama bugün galibiyeti çok isteyen, arzulayan bir takım vardı sahada. Lig enteresan geçecek diyordum. Sarıyer takımı 14 hafta na mağlup gitti. İlk aldığı mağlubiyetle şu anda liderliğini Sakarya'ya kaptırdı. Biz sezon başında ilk geldiğimizde şunu söylemiştim. Hiç kimseye hayal satmamıştık. Tamamen doğru öngörüler üzerine gitmiştik. Dedik ki maç ortalaması 2 ve 2.2 olan takımlar genelde hedefi göğüsler diye. Biz şu anda doğru yoldayız. Yaptıklarımız doğru işler. Rakibimiz sadece, rakibimiz konumundaki takımlar bir tık belki yukarıda gidiyor ama onları geçebilecek güçteyiz. Bu haftaki gideceğimiz Uşak maçı bana göre ligin eşik maçlarından bir tanesi. Oradan alabileceğimiz bir 3 puan bizi devrede inşallah lider bitirir diye umut ediyorum. O yüzden var gücümüzle bu maçın coşkusunu tamam bugün yarın yaşayacağız ama yarın öbür günden itibaren de tamamen Uşak maçına odaklanıp Uşak'a nasıl geçeriz diye onun hesaplarını yapacağız. Ben buraya kadar gelip destekleyen taraftarımıza armağan ediyorum. Çok coşkulardı. Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar takımını destekleyen bir takım var, taraftar vardı. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Şöyle, oyunu tam okuduysanız, Bahattin'in Zabel sol kenar, sağ kenar oynadığı maçlar vardı. Bugün sol kenarda başlattık. Biz de yine tek forvetle oynadık ama ikinci forvet olarak da Bahattin'in arkadan desteklemesini istedik. Oyun içinde gene kendi içimizde değişiklikler yaptık. Bir ara 4-4-2'ye döndük. Kubilay'ı sağ tarafa aldık. Sol tarafa Enes'i aldık. O zaman ikili forvete döndük. Yani rakibi açabilmek için içeride çözüm üretmeye çalıştık oyuncularla beraber. Nitekim daha sonra ilk defa bir de şunu söyleyeyim. Şey de oldu. Bench'ten gelen oyunculardan bir tanesi gol attı. Eren Şentürk. Onun gol atmasına da ayrıca sevindim. Geçen senenin gol kralı ama şu ana kadar bir takımda gol yapma, skor üretmede bir katkısı olmamıştı. Ama oyuna girip ilk defa bir oyuncum böyle skor üretti. Onun adına çok sevindim. Rakibimizin dediğim gibi 4 veya 5 maçını izlettirdik. İlk defa bu kadar savunma yaptığını gördük. Orta sahada karşıladılar. Böyle rakipleri açmak kolay değil. Zaten birlikte oynama alışkanlığı olan bir rakip. Yani Samsunspor kulübünün bir kere daha büyük takım olduğunu bugün bir kere daha hissettim. Buraya gelen takımlar korkuyla geliyorlar. Onu da gördük yani. Bizim hedefimiz zaten koyduğumuz hedef inşallah lider bitirebilmek. O yüzden diyorum Uşak maçı bizim için çok önemli eşik maçlarından bir tanesi. Daha sonra kendi sahamızda Manisa Spor'la oynuyoruz. Yani zorluk derecesi biraz daha düşük bir takımla oynayacağız. Yani buradan alacağımız 6 puan bizi Sakarya'da ilk devrenin finalini oynatır. Yani biz özellikle deplasmanda şu ana kadar hiç mağlup olmadık. Deplasmanda da aynı bu şekilde oynuyoruz. Üzerimize gelen takımlar olduğu zaman ciddi anlamda ağırlık veriyoruz. Yani ben takıma özellikle deplasmana çok güveniyorum. Ama buraya gelen takımlar tamamen kapalı oynuyorlar. Onları açmakta zorluk yaşıyoruz. Bugün yine bir pozisyonda kameraman arkadaş söyledi. Bizimkiler de bakmışlar. Attığımız yine bir gol var. Geçersiz sayılı. Offside değilmiş mesela. İlk devre girdiğimiz pozisyonlar evet offside'di. Devre arasında bu arkadaşlarımızı da uyardık. Bir adım geriden çıkın. Zaten siz bunlardan daha süratlisiniz diye. Uyardık. Onlar da uyarılara uydular. Evet. Evet. Ya biz sürekli çalışmalar yapıyoruz. Yani gol çalışmasını fazla yapıyoruz. Yani bu pozisyonlara giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Şu andaki mevcut kadrodaki oyuncuların oyun kalitesi bu kadar diyebilirim. Ama pozisyona girmekte hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Son vuruşlarda ve son tercihlerde dediğiniz gibi ben de bundan müzdaribim. Bunlar için de çalışıyoruz. Bugün de gene tercihler doğru olsa oyun kopacaktı. Ama maalesef tercihler doğru olmayınca olmadı. Biz de kenarda sizin yaşadığınız sıkıntı yaşıyoruz. Böyle rakiplere karşı işte girdiğimiz bir pozisyon vardı. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu kadar kapalı defans yapmasına rağmen pozisyona girdik. Eğer bunlardan bir tanesini gol yapsaydık hemen zaten oyun formatını değiştirdiler. 4-4-2'ye döndüler. Bir anda 5'li defans, 4'lü defansa dönmeye başladı. Biz bunları bu şekilde yakalasaydık çok daha farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Bakın
sürekli atak yapan, sürekli gol arayan bir takım var. Ve çok efor sarf ediyorlar. Beklerimden stoperlerime kadar herkes yarı sahada efor sarf ediyor. Ve pis bir top geliyor, tekrar geri dönüş yaşıyorsunuz. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, olmuyor. Bu çok çok sinir bozucu bir şey aslında. Hem içeride oyuncular için hem kenarda bizler için. Golden sonra sinirlerim bozuldu. Sevinemedim dahi. Yani bu kadar kapalı bir oyunu beklemiyordum. Bir gol atsaydık biz bunlara, çok daha farklı bir oyun olabilirdi. Üzerimize gelen bir takım olabilirdi. İlk devre daha rahat bir maç seyredebilirdik. Ama maalesef olmadı. Biz bunların 6 yedikleri Kastamonu maçını hem canlı izlettik hem analiz yaptırdık. 6-2 mağlup olmuşlar ama maç belki 6-6 bitecek pozisyonları da var. Böyle bir rakip, yani böyle rakibe karşı pozisyon vermemek de bana göre güzeldir. Evet, teknik direktörümüz Taner Taşkın'ın açıklamalarını izledik. Hocamız da hemen hemen zaten müsabakaya doğru bir gözle pozitif olarak değerlendirmiş. Ekleyeceğin bir şey var mı Murat abi? Hacettepe maçını bitirelim mi? Hacettepe maçını bitirebiliriz. Son olarak dediğim gibi çok önemli bir maçı geride bıraktık. Hacettepe kağıt üzerinde kolay gibi görünebilir belki ama gerçekten mücadele eden, koşan, pozisyon üretebilen dinamik bir takım. Böyle bir takıma karşı da Samspor neredeyse sıfır pozisyonla çok sayıda pozisyon bularak maçı galip gelmesini bildi. Artık bugünden itibaren zaten takım Uşakspor maçı hazırlıklarına başladı. Tamamen Uşakspor maçına konsantre olmuş durumdadır. Evet arkadaşlar, sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa size Uşak maçını soracağım. Uşakspor da lige iyi başladı. 11 hafta namağlup gittiler. Tabii beraberlikleri çoktu ama totalde yenilmediler. Son 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldılar. Bugün de bir analiz toplantısı yapıldı herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz Uşak maçıyla ilgili? Yılport Samsunspor'u nasıl bir maç bekliyor? Evet, Uşak özellikle çok az gol yemiş. Zor gol yiyen bir ekip. Evet, 14 haftada da 8 gol yediklerini hatırlatalım. Evet, yani kolay kolay maçta kaybetmiyorlar. Son haftalarda biraz tökezleseler de o haftalara kadar hiç mağlubiyetleri yoktu. Bunun bilincindeyiz. Hocalarımız da zaten gereken her şeyi söylüyor. Bu hocamızın söylediği gibi eşik maçı. Ondan sonra Manisa ile oynayacağız. Sakarya'ya gideceğiz. Biz Sakarya'ya hiç kayıpsız gitmek istiyoruz. Ondan sonra orada liderliği alabilirsek alma çabasında olacağız. Bizim için bu iki maç çok önemli. Bunun bilincindeyiz. Onun hazırlıklarına başladık. İnşallah oradan güzel bir galibiyetle döneriz. Bizim için gerçekten ligin önemli maçlarından bir tanesi. Evet. Erkan, sen neler söylersin Uşak maçıyla ilgili? Ya her maç olduğu gibi abi, bu deplasmanda bizim için zor bir maç olacak. Dediğiniz gibi 8 gol yemişler sadece. Ama bizim bunu açacak, onları da oradan güzel bir oyun ve galibiyetle gelecek bir takımımız var. İnşallah orayı kazasız belasız atlatmayı istiyoruz. Öyle de olacağını düşünüyorum. İyi mücadele edeceğiz, iyi oynayacağız. Oradan kayıpsız bir şekilde buraya geri geleceğiz. Evet, inşallah öyle olacak. Tabii mesajlar da geliyor. Birkaç mesaj okuyalım, hem de oradan gelen soruları soralım. Burak Okur yazmış. Erkan Reşmen'in asıl mevkisi sağ bek ama stoperde oynuyor. Kendini o bölgede de rahat hissediyor mu demiş. Sakaryaspor deplasmanı nasıl geçer? İlk yarı lider bitirebilir miyiz diye sormuş izleyicimiz. Evet, sağ bektim. Burada ilk geldiğimde sağ bektim. Evet. Hiç stoper oynamamış ama ondan önceki zamanlarda oynadığım takımlarda stoperde oynamışlığım olmuştu. Orayı daha çok seviyorum. Daha iyi hissediyorum kendimi. O yüzden şu anda çok mutluyum yani orada oynadığım için. Sakarya maçına kadar kayıpsız geçip orayı da inşallah kayıpsız bir şekilde geçeriz ve tabii ki ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz ama bitirmesek de sonuçta ilk yarıyı lider bitiren birinci çıkmıyor. Önemli olan sezon sonunu lider bitirmek. Tabii ki istiyoruz. İnşallah da öyle olur. Bakalım yani Sakarya maçına daha 3 hafta var. İnşallah burayı bir kazası biraz geçelim. Orayı da Sakarya'yı da hallederiz diyoruz. İnşallah.
Evet, Ersel Öner yazmış yine. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar diyelim. Güzel bir galibiyet aldık. Stilimiz Barcelona'yı andırıyor. Bana katılıyor musunuz demiş. Tabii bugün özellikle sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. İkinci golümüz. Üst üste 7 pas ardından gelen gol. Herhalde biraz ondan dolayı sormuş seyircimiz. Ona da attığı mesajdan dolayı teşekkür edelim. Mert sormuş. Bu sorum Erkam abiye demiş. Neden 89 numarayı giyiyor ve işte sağ bekte mi, stoperde mi demiş. Onu cevapladı zaten. Neden 89? Doğum yılım olduğu için. Uzun zamandır yani hatta hep 89'u giydim. Öyle devam ediyor. Evet. Bunu da cevaplamış olduk. Yine sorularınız, görüşleriniz varsa bunları Twitter üzerinden futbol55 etiketiyle yine Facebook üzerinden de futbol55'e mesaj olarak gönderebilirsiniz. Mesajlar geldikçe yine onlara döneceğiz. Tabii biz artık yavaş yavaş oyuncularımızı daha yakından tanımaya başlayalım. Konuklarımızı Oğuz'la başlayalım. Oğuz, öncelikle şunu sormak istiyorum sana. Sen ikinci ligde de oynamış bir oyuncusun. Bu ligi belki çoğu arkadaşına göre daha iyi biliyorsun. Bu yıl iddialı da bir kadro vardı. Bu iddialı kadroya rağmen işlerin zaman zaman da olsa bu kadar zor geçebileceğini tahmin etmiş miydin? Yani evet, sezon başı da konuşuyorduk zaten. Bizim grubumuzdaki takımları da az çok biliyorduk, yani tahmin ediyorduk ne düzeyde olduklarını. İkincilik kolay bir lig değil gerçekten. Deplasmanlar olsun, iç sahandaki olan oyunlar olsun. Gerçekten farklı maçlar oluyor bu hafta olduğu gibi. Biz bunu tahmin ediyorduk zaten ama kaliteli isimler bu ligde gerçekten çok fark yaratıyor. Kalitesini ortaya koyduğu zaman tabii ki. Buna ek olarak mücadele etmen gerektiğini biliyorduk. Mücadele olmayınca hiçbir maçı kazanamıyorsun yani hemen hemen bu ligde. Yani dediğim gibi kaliteyi sahaya yansıtmadan önce mücadeleni vereceksin ki maç kazanabilesin. Bu lig öyle bir lig yani. Çünkü her takım mücadele ediyor. Her takım hemen hemen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet, biraz da tabii şartlar anlamında da aslında zor bir lig. Gidiyoruz, hani bütün deplasmanlara gittik bu sene, gördük. İşte gerek saha zeminleri olsun, statlar olsun. Evet. Hakikaten şartlar da üst liglere göre standart olarak bayağı aşağıda. Erkan, sana da şunu soracağım. Sen geçen yıl da takımdaydın. Geçen yıl çok büyük sıkıntılar geçirdik. Hani sadece para pul sıkıntısını geçtim. Yönetim bile yoktu. Kayyum heyeti yönetti Samsunspor, hem de tarihinde ilk kez. Nasıl geçti o günler? O zamanlarla İsmail Uyanık Başkan'ın gelişiyle birlikte neler değişti? Bunları bize anlatabilir misin? Ya arada abi beyazla siyah kadar fark var. Gerçekten zor dönemlerdi yani. Zaten kötü giden işler vardı. Takım olarak çok iyi değildik, iyi gitmiyorduk. Sportif anlamda. Aynen. Devre arası oldu. Transfer de lazımdı. Transfer yapamadık. Transfer gidenler yapamadığımız oldu. Gibi gidenler de oldu. Yani gerçekten 18 puanla bitirmiştik galiba ilk yarıyı. Ama yani belliydi bazı şeyler, yani bizim için kötü gideceği, kötü olacağı. Elimizden geleni yaptık, çalıştık, ettik. Kampa dahi gidemedik devre arasında, kamp geçiremedik. Yani zor dönemden geçtik, bayağı da yıprandık yani gerçekten. Çünkü kadromuz kısıtlı, sakat iğnelerle oynadığımız o kadar çok maç oldu ki. Ama işte bunların hiçbirinin değeri kalmadı çünkü bir şekilde küme düştük. Gerçekten zor bir dönemdi ve bir an önce kurtulmasını istediğim bir şeydi ama çok şükür şu anda yani gerçekten İsmail Başkanımızın gelmesi bu kulübü tekrardan şahlandırdı yani resmen. Yani İsmail Yönük öncesi ve sonrası mı oldu? Bugün Tanır Hoca'nın da öyle bir ifadesi vardı röportajında. Ya inanılmaz farklı, her şey farklı yani kulüpte şu anda. O yüzden Allah razı olsun hepsinden. Yani inşallah onların verdiği bu kadar emek harcadığı şeyleri biz de onları hak ettikleri yere çıkararak göstereceksiniz. Aynen, inşallah. İnşallah öyle olacak. Oğuz, sen neler söylersin bu siyah beyaz olayıyla ilgili? Evet, yani Erkam abiye katılıyorum ben de. Gerçekten bu sene
Samsunspor Türkiye'nin üst liglerde dahi sayılı kulüplerinden birisi arasına girdi yeni yönetimle birlikte. Tabii geçen sene çektiğimiz sıkıntılar herkes biliyor zaten, anlatmamıza gerek yok. Gerçekten bir boşluk vardı. İsmail Uyanık ve ekibi bu boşluğu gerçekten en iyi şekilde doldurdu. İnşallah biz de onları mahcup etmeyiz. Gereken her şeyi yapıp, elimizden gelen her şeyi yapıp yolun sonunda hedefimize ulaşırız. Hepsine de teşekkür ediyoruz tabii bize bu imkanları sunduğu için. Evet, tabii her şeyden önemlisi güven değil mi? Yani evet. Oyuncunun öncelikle kendisini güvende hissetmesi, buraya ait hissetmesi. İş belki de buradan başlıyor değil mi yani? Evet, tabii sadece futbolu düşünüyor. Evet. Sadece saha için düşünüyor, antrenmanı düşünüyor. Sadece işine nasıl daha iyisini işine, yapabilirim işine konsantre oluyor sadece. Geçen sezonki sıkıntılardan Erkan bahsetti. Birebir yaşayan, her iki oyuncu da geçen yıl o sıkıntıları birebir yaşayan oyuncular. Biz de dışarıdan bir göz olarak neler olduğunu az çok biliyoruz. Gördük, yaşadık. Çok sağlıklı bir ortam yoktu tabii ki. Her şeyden önemlisi bir yönetim de yoktu. Kayyum heyeti ne kadar iyi niyetle de çalışsa adı kayyum. Sonuçta gelip geçici bir yönetimdi. Dolayısıyla ama şimdi oyuncular sadece saha içini düşünüyorlar. Sadece maçı düşünüyorlar. O işlerine konsantre oluyorlar. Bu bile başlı başına oyuncular için ayrı bir avantaj. Büyük bir avantaj. Evet. Ahmet Ermiş yazmış. İkinize de sormuş. Samsun'daki maçlarda seyirci baskısı hissediyorlar mı? Demiş. İyi akşamlar demiş. Biz de teşekkür ederim izleyicimize. Oğuz sen de başla. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Sonuçta bir maça başladığın zaman eğer işler yolunda gitmiyorsa tabii biraz genç oyuncular özellikle etkilenebilir seyirci baskısından. Ama şöyle pozitif nokta var. Bu ikincilikte bu kadar seyirci görmüş oyuncu sayısı fazla değil yani. Biz eğer ipleri elimize aldığımız zaman seyirci baskısıyla birlikte bu sefer karşı takımı baskı altına almaya başlıyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj yani. Biz onu pozitif yönden kullanırsak daha iyi olur bizim tabii için. Tabii seyirci baskısı belki negatif gibi duruyor ama bu aslında pozitif anlamda tabii, da dediğin gibi değerlendirildiğinde güzel yani bir burada olay. Seyircimize de iş düşüyor yani. Bize sabır göstermeleri gerekiyor. Sonuçta yeni bir takım. Biz mücadelemizi veriyoruz yani. Oyun anlamında bazen kötü oynayabiliyoruz yani. Bu lig uzun maraton. Evet. Sabretmeleri ve bizi desteklemeleri gerekiyor. Zaten bunu yapıyorlar. Tabii seyirci baskısı bu ligde fark yaratıyor. Rakip takım için özellikle. Evet. Erkan? Ben şöyle başlamak istiyorum abi. Şimdi ben rakip olsam ve Samsun'a maça gelsem derim ki stada bak önce, soyunma odalarına bak, tribünlere bak. Yani ilk başta bunu görürüm ve ayrıyetten bir motive sağlarım. Yani inanılmaz bir şey çünkü. Senin oynadığın yer belli, taraftarın belli, soyunma odaların belli ama buraya geliyorsun. Yani bizim için burası bir dezavantaj gibi duruyor bana göre. Çünkü yani çok gelen oyuncu rahat motive olur diyorsun. Aynen öyle. Yani tam bir maç atmosferi var. Bir de Samsun Spor'la oynuyor. Herkes iki kat daha fazla konsantre oluyor. Evet. Ama taraftarımız bu sene gerçekten bizim yanımızda inanılmaz bir itici güç oldular. Hele bu maçta 0-0 olmasına rağmen çok iyi desteklediler. Hani golü bulamamıza rağmen hiçbir şey yapmadılar. Tabii ki bizi her zaman arkamızda durmasını istiyoruz. Biz de çok çabuk ligi bitirip hani her maç 2-3 tane gol atalım bir an önce bitsin isteriz ama bunlar olmuyor. Keşke olsa. Bir sabır da gerekli bunun için. Ama her zaman bizim yanımızdalar zaten. Onlar her şeyin doğrusunu yapıyorlar. Böyle devam etsinler. Bizim yanımızda olsunlar. Teşekkür ederiz yorumlarınıza. Selçuk Yılmaz yazmış Ankara'dan. O da benim az önce sorduğum soruyu sormuş. Geçen yılki yönetimle şimdiki yönetimi karşılaştırır mısınız demiş. Zaten anlattı arkadaşlar. Oğuz imzalı formayı nereden bulabilirim demiş. Store'dan alacak, Oğuz imzalayacak.
Ertan Bey Nike izleyicimizin. Oğuz abinin paslarını izlerken ya bu adam topçu diyen bir tek ben miyim? Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Biz de öyle diyoruz. Yalnız değil ya. Evet. Burak Kırgıç yazmış. İş yerinin adını da vermiş. Biz söyleyemeyelim. Kuru yemişçi. İyi yayınlar. Erkam'dan rica edelim forması gelsin demiş. Herhalde seninle önceden irtibata geçti o zaman. Bir daha söyler misin abi? Burak Kırgıç. Bilmiyorum adam. Olur sözüm olsun. Abi. Ben iletmiş tamam, oldum. Benim üstümden gitsin tamam. Ki izleyicilerimiz okunduğunu görsün. Evet, arkadaşlarım da işaret ediyor. İlk bölümü artık noktalıyoruz. İkinci 45'te kısa bir reklam arasının ardından yine karşınızda olacağız.